Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İmamlık yapacak durumda olanlarınız benim hemen arkama dursun. Diğerleri onların arkasında sıralansın. Peygamber aleyhisselam bu cümleyi üç defa tekrarladı. Diyelini minküm ulul ahlam ve nuha. Yine akıllı usta olan, İmanlık yapabilecek durumda olanlar hemen benim arkama safa dosunsunlar. Sünbülilerine yelünehum, sonra e, onların peşinden gelenler Sünbülilerine yelünehum, Sünbülilerine yelünehum üç defa. Sonra derece derece onlardan sonra gelenler diye üç defa son cümleyi Sünbülilerine yelünehum cümlesi üç defa tekrar etti efendimiz. Sonra ve iya kum ve heşat el Namazda çarşı pazardaki düzensizlikten sakının. Çarşı pazarda kim ilerde, kimi ileride, kimi geride, kimi gelir, kimi gider böyle bir karma karışıklık olur. Bu düzensizlikten, bu karışıklıktan sakının. Saflarda böyle bir karışıklık olmasın. İbadet esnasında camide düzen, nizam, intizam, sükunet hakim olsun. İyyakum ve iyyakum ve hayşetü'l-esvâk. Ve iyyakum ve hayşetü'l-esvâk buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif camide namaz saflarının nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda önceki hadiste belirtilen hususları aynen tekrar etmekte. Durumu iyice anlatabilmek için çarşı pazardaki karışıklığa benzememek gerektiğini ilave etmektedir. Gerçekten de çarşı pazar yerlerinde alim, cahil, kadın, erkek, çoluk, çocuk karma karışık bir haldedir. Büyük, küçük, mabetlerde safların böylesine rastgele düzenlenmesi elbette düşünülemez. Hadisimizdeki sakınmaya çarşı pazarlardaki gibi gürültü etmemek, bağırıp çağırmamak da dahildir. Yani namazda, camide konuşma, herkes bir yerden konuşursa, herkes yanındakiyle konuşursa ses yükselir, sesler yükselir, ibadet, zikir, huzuru kaçar. Onun için camide Konuşulmamaya dikkat edilir. Konuşulma ihtiyacı varsa bile çok hafif sesle zaruret miktarı. Hatta yani yüksek sesle Kur'an okumak bile. Sahabenin birisi böyle aşkı, şevkle, heyecanla mescitte Kur'an okuyor ama yüksek sesle okuyor biraz. E diğer insanlar da ibadet etmek istiyor. Kimisi namaz kılmak istiyor. Kimisi zikretmek istiyor. Kimisi Kur'an okumak istiyor. Efendimize şikayet ediyorlar. Ya Resulallah bu zat yani arkadaşımız. Yüksek sesle okuyor. Efendimiz diyor ki camide ibadet ed ederken bile diyor hafif sesle kimseye rahatsız etmeyecek şekilde okunmasını tavsiye ediyor. O sahabiyle sesini alçaltmasını tavsiye ediyor. Dolayısıyla yani camide Kur'an okurken bile ses yükseltilmezse yani dünya kelamı açısından hiç yükseltmek gerekir. Çünkü orası toplu ibadet yeri olduğu için başkalarını düşünmek gerekir kendimiz nasıl ibadet ediyorsak, huzur ve huşu arıyorsak, diğer insanlar da huşu ile ibadet etmek, e, zikretmek istiyorlar. Onların haklarına riayet etmek gerekir. Yani cami ve mescitlerin toplumda bulunması gerekli itibar çizgisini yansıtan bir düzeni ve sükuneti bulunmalıdır. İşte bu itibar ya da saygınlık çizgisinin başlangıç noktası çarşı çarşı pazarda geçerli olan ekonomi ve para değil. İlim, fazilet, yaşça büyüklük gibi dini ve insani meziyetlerdir. Hadisten öğrendiklerimiz cami ve cemaat düzeni dinimizdeki itibar çizgisinin göstergesidir. Toplumdaki saygınlık sıralaması bu düzene paralel olarak düşünülmelidir. E, eşitlik e, diye, işte çağdaşlık, modernlik diye bağıran insanlar belki bu konuda niye böyle bir şey olur mu diye itiraz etmek isteyebilirler. O zaman kendi resmi toplantılarına baksınlar değil mi? Oralarda da protokol var. Konuşmanın bile usul var. İşte önce kimin ismi zikredilecek falan gibi böyle. Onların da kendilerine göre bir protokolü olduğu gibi. Bu da İslam'ın protokolüdür. İslam, protokolü. İslam ilme önem verir. Fazilete, ahlaka, amele önem verir. Dolayısıyla ona göre bir sıralama yapılır. İki, Mabetlerde çarşı pazar karmaşasına yer verilmez. Çarşı pazarda davranıldığı gibi davranılmaz.